başlayalım. Prizmaya, kare prizmaya göre bu soruları cevaplandıracağız. Şimdi sizlerle birlikte yapalım. Birinci soruda bize diyor ki, kare prizmanın karşılıklı yüzeyi vardır. Kare prizmanında dikdörtgenler prizmasında ve küpte olduğu gibi toplam 6 tane yüzeyi vardır çocuklar. Kare prizma kaç tane karesel bölge vardır diyor. Kare prizma için ne söylemiştik? Üst ve alt yüzeyi karesel bölgeden oluşan, kareden oluşan bir geometrik cisimimizdi. Ve kare prizmamızda 2 tane karesel bölge vardır. Kare prizmada kaç tane dikdörtgensel bölge vardır diye soruyor. Bakalım. Model üzerinden gösterelim. 1, 2, 3 ve 4 diye yan yüzeylerimizin hepsi dikdörtgensel bölgeden oluşuyor demiştik. Yani kare prizmada 4 tane dikdörtgensel bölge vardır. Evet, diğer sorumuz, dördüncü soru. Kare prizmanın kaç tane köşesi vardır diye. Kare prizmada kaç tane köşe vardır çocuklar? Hep söyledik, 8. Kare prizmamızın kaç tane kenarı vardır? Beşinci sorumuz. Kare prizmamızda 12 tane kenar yani ayrıt var. Evet, altıncı soru çok güzel bir soru. Kare prizmanın hangi kenarları birbirine eşittir diye sormuş. Kare prizmamızın birbirine eşit kenarlarını model üzerinden daha rahat görebiliriz. Üst ve alt yüzeyleri karesel bölgede oluştuğu için kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi. Yani karenin olduğu, alt yüzeyin olduğu ve üst yüzeyin olduğu kenarlar birbirine eşit. Kare prizmanın hangi kenarları birbirine eşittir diye soruyor. Üst yüzeyde bulunan bütün kenarlar ile alt yüzeyde bulunan bütün kenarlar birbirine eşit. Ama aynı zamanda kare prizmamız yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden oluştuğu için bu dört kenarının da kenar uzun. Bu dört yüzeyinin de kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani hangi kenarları birbirine eşittir sorusuna oraya sığmayacak yazmayalım. Dikdörtgensel bölge olan yan yüzeyleri ile alt ve üst yüzey diyebiliriz. Evet. Hangi kare prizmanın hangi yüzeyleri birbirine eşittir diye sormuş. Hangi yüzeyleri diye çocuklar? Alt yüzey ile üst yüzey birbirine eşit. Aynı zamanda yan yüzeyler de birbirine eşit. Evet, bugünkü sorumuz bu kadar. Bununla ilgili diğer alıştırmaların hepsini yan tarafta bulunan link ve size altta bulunan linklerde veya size ödevlendirme olarak yapacağım. Oradan diğer beş renk matematik kitabımızdan ve ders notları kitabımızdan takip edip yapabilirsiniz.